Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sıra, defterde, şuur, his, şeceri, hikat. Bugün şey yapacaktık, namazın manası ama 2 saat 40 dakika dima yaptık. Biraz fırtına esti, yoruldu dima. Değişiklik olsun diye yani. Şimdi defterde şey var. Sıra, şuur, his, şeceri, hilkat. Onu atlıyorum. Çünkü ehli olsa. Hiçliğini bilmek yapacağım. Hiçliğini bilmek ve ismi azam. İlginç. Risale-i Nur'un çok ciddi bir mevzusu. Tamam mı? Belki şuurda olabilir de onu dönerim. Terk edeceğim bir şey kalmayınca o nispetle huzur olur. El fakru fahri diye öyle zannediyor. Fakrımla övünüyor. Hadis var ya. Huzuru bak ne diyor? Terk edeceğim bir şey kalmayınca o nispetle huzur olur. Huzur esması neyse ben bulamadım. Huzur esması neyse, zat zahir olunca sende huzur olur. Huzur esması. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niçin huzuru daimi de? Çünkü huzurla alakalı bir esma var. Basar mıdır nedir bilmiyorum. O esma azami derecede mazhar olduğundan dolayı gaflet ariz olmuyor. O zaman huzur esmasında devamlı zat hazır oluyor. Allah. Yani içtiğini bilmek şu. Kendine renk, kendine vücut rengini verirsen ademe düşersin diyor ya. Şimdi beden ruh ilişkisini düşünün. Yani buz su gibi. Arasındaki mesafe ne kadar sonsuz, kalın. Hiç su görmeyene, buzun üzerinde oturana suyu anlatamazsınız. Ama işi bilene veya suya geçene bu suyun sıfatı olduğunu. Peki su nerededir buzun? Her yerindedir. Yani usta diyor ki mülk ile melekut arasında mesafe ne kadar uzun, ne kadar kısa. İlim ile cahil arasında mesafe ne kadar uzun, ne kadar kısa. İman ile küfür arasında ne kadar uzun, ne kadar kısa. Değil mi? Yani bunu fark etmek, oysa hepsi aynı yerde. Ruh da aynı yerde, ceset de aynı yerde. Yani şöyle diyeyim, mesela vücut odun olsun. Adem karanlık olsun odunda, duman. Vücut da nur olsun. Karanlık neredeyse nur da oradadır. Yani alem-i şehadet gibi, cismaniyet gibi yer yoktur. Nur neredeyse duman da oradadır. O zaman nedir? Duman ve nurun veya içindeki dalga boylarının donmuş halidir odun. Hiçliğini bilmek, kirbitle odunu çakıştırmaktır. Esat bir şey buldu. Esat diyor ki, hiçlik var yani, Adem. Adem var ya, Adem var alemleri, alem. Bizde de hiçlik var. Hiçliğini bilmek demek diyor abi, bizdeki hiçlik de o hiçliği çakıştırmaktır. Ortaya çıkan kıvılcımdır diyor, varlıktır diyor. Tuhaf değil mi? Tuhaf bir şey buldu, Allah gösterdi. Şimdi ne anlatacağım biliyor musun? O hiçlikten kasıt mesela indir abi. Hiçlik, yani Adem'dir. Adem bizdeki karşılıksız karşılığı. Yani tekvini zatı sıfattandır. Bu vücut Adem'den tebaat etmemiş mi? Adem'den sıyrılmış.
Adem, Adem mutlak yok zaten. Adem'in zahiri. Adem, oraya kudret taalluk etme nispetinde Adem'den vücuda çıkıyorlar. Kudret ise subut-ı sıfattandır. Subut-ı sıfatta ne var? İlim, irade, kudret, sem, basar, kelam. Zat-ı sıfatta ne var? Muhalefetun havadis, kıyamı bir nefsihi, beka, kıdem, vahdaniyet. Bir de tekvin. Tamam. Bu tekvin. Altı tane buydu. Tekvin zat-ı sıfattandır. Orada vücutla Adem hepsi var. Kudret ise vücuda taalluk etmiş. Kudret kuvvetini vücud-i ilmiye sürmüş, vücud-i ilimden vücud-i hariciyi çıkarıyor kudret. Adem'le işi yoktur. Nerede işi var onun? Kudret, ilmi vücutlara kudret kuvvetini, kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyeti ilmiye sürer, vücud-i ilimden vücud-i hariciyi çıkarır diyor 26. lemada. Kudretin taalluk ettiği yer ilimdir. Kudret sıfattır. Subut sıfat. Tekvinin diyor taalluk ettiği yer ise Adem. Onun için zatı sıfata koymuş. Şimdi bir şey anlatacağım. Şimdi odun cesettir. Bedendir. Tefekkürünüzde malzeme olacak arkadaşlar. Bak ne olacaksın bak. Neyi koy. Ölüm korkusu nasıl kenara koyacaksın bak. Ölüm korkusu bak. Beden odundur. Odun da iki zıt şeyde meydana gelmiş. Daha çok şey var da mesela odun en büyük düşman ateş içindedir. Odunun kilosu var ama içindeki kilo yok. Yani onlara girmeyeceğim daha çok duydunuz. Odunda duman var. Odunda nur var, ışık. Öyle değil mi? Neredeyse orada değil mi ikisi de? Yani sağ tarafında nur, sol tarafında duman. Öyle bir şey yok. Aynı yerdeler. Niçin karışmıyor aynı yerde? Tamamen dumandır odun. Tamamen nurdur. Boyut farklılığından. Ustad 409 mektubatta diyor ki bütün alemleri bu alem içinde gördü. Nasıl oluyor? Odun gibi. Mesela odunun kilosu var ama onu meydana getiren enerjinin kilosu yoktur. Odunun tipi var, görünümü var, hacmi var, kütlesi var ama enerjinin yoktur. Enerjiye içi. Odun bir yerdedir ama içinde olanın yeri yoktur. Şimdi ne diyeceğim? İçerisi çok değil mi? Latiftir. Nuranidir, dumandır. Bir sürü şeyler var. Donmuş hali ceset. Heh. Odundan kasıt dünyadır. Odundaki duman cehennemdir. Odundaki nur da cennettir. İşte iki alemin dışa vuruşudur. Dünya. İnsan bir çekirdeğe benzer bu dünya. O zaman dünya neredeyse ahiret oradadır. Ahiretsiz dünya, buzsuz su, susuz buz, susuz buz veya ahiretsiz dünya, dumansız ve nursuz odun. Olur mu? Odundan dumanı al, nuru al, odun olur mu? Dünyadan ahireti al, cenneti al, cehennemi al, dünya yoktur. Dünya nedir? Donmuş ahirettir. O zaman dünya ile orada diyor 198 Mesnevi'den konuşuyorum. Dünya ile ahiret arasında mesafe ne kadar uzun, ne kadar kısa. Zanlarımız uzatıyor. Ses ve mana olabilir mi bu? Ses ve mana. Her gürültü sestir ama mana değildir. Tam mesela ağzımdan şey çıkıyor. Kelime benim. Ağzımdan kelime çıkıyor. Bunun içerisine dimağı koydum mu? Düşüncelerimi. Koydum mu nereden biliyorum? Sen dinliyorsun beni şöyle yapıyorsun. Ha abi Allah Allah bende ne uyandırdı ya? Anladım.
Böyle. Eğer ben kelamın içerisine mana koyamamış olsaydım sende mana uyanmazdı. Mesela bak. Şu sese bakın. Sizde mana uyandı mı? Peki. Bu da bir ses. Şu da bir ses. Hiçliğini bilmek terk edeceğin bir şey kalmaması demektir. Bu da bulamadım ama huzur esmasının azami tecelli etmesine sebebiyet veriyor. Bu da Allah'ı devamlı müşahede ediyor. Bu da gafleti yok ediyor. Bu da bir ses. Bu da bir ses. Aynı şey mi uyandı sizde? İkisi de 3 saniye sürdü. Evet. O da ses. Peki bu ses niye farklı? İçerisinde dimağın var. Bunun içerisinde hiçbir şey yok. Beşer kelamı buna benziyor. Allah kelamı buna benziyor işte. Peki ihlasın hangi esma olduğunu şey yaptınız mı? İhlas suresindeki esmalardır. Öyleyse huzurda o esmaya bakıyor abi. Yani Allah ismi yani. Çünkü ihlasın ta genel harikenin hakemi hazır nazır bilmektir. Yani o yani sanki onun karşısındaki huzurumdaymış gibi hareket etmektir. Huzur oluyor zaten. İhlasın ta kendisi huzur oluyor. Huzur. İhlas mı? Yok. Kulu vallahi yani İhlas suresinin şeyi kendisi. İhsan nedir diyor ya. Evet, yok istikamettir ihsan. İhlas suresinin değil ama. Ne diyor? Hakkı Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasını teveccühüne aramayarak huzurunda başkalarına bakmak, onun huzurunda. İhlas, evet. Hani Cenab-ı Hak'la bizim aramızdaki engelleri kaldırmak huzuru yani hiç değil. Orada zaten hiçlik ortaya çıkıyor. Allah, Bismillahirrahmanirrahim'deki 3 tane isim var ya. Bismillah, Allah 1, Rahman 2, Rahim 3. Yani ihlas Allah isminin azami derecede insanda aynadarlığı. Tamam mı? Aynadarlığının yüksekliği ihlas o nispette. Şimdi ne anlatacağım? Bak. Vücutla Adem. Ne kadar mesafe. Dünya ile ahiret arasındaki mesafe ne kadar zanlar var? Ne kadar kısa? Mesela odunda nur. Mesafe var mı? Hiç yok. Çünkü donmuş hali. Şunu bir daha söyleyeyim. Buzla su arasında mesafe var mı? Yoktur. Yok ki. Peki hiç ömrümde su görmemiş buzda oturan adama için su ne kadar mesafeli? Sonsuz. Ya bu sudan olmuştur. Ya manyak mısın ya? Ne sudan olmuştur ya? Ne suyu ya? Dünya ahiretle yapılmıştır. Çünkü onun mezrasıdır diyor. Fidanlığıdır diyor. Buzla su ısı farkından dolayı oluyor. Ahiretle dünya zaman farkı mı, mekan farkı mı? Esmanın boyut farklılığı diyelim. Aynı yer. O zaman dünya ve ahiret arasındaki mesafeyi anladınız mı? İşte bunun ortadan kalkma nispetine hiçliğini biliyorsun. Aynı hiçliği bak nerede kullanacaksın? Yuhi ve ümit arasında. Ümit daha camidir, biraz daha gariptir yani şöyle. Hayatın işlevini yapıyor. Hayat olmayanı vücuda gelmesine sebep olmuş. Ve hayata, yuhiye, ümit son veriyor ölünce. Ölüm anında yuhi değil, ümit işleve giriyor. Peki, ümit girdikten sonra, ümit, ucu var mı? Daha ölecek mi o? Biz öldükten sonra ki ruhumuz bir daha ölecek mi? Yok. Yani adeta ümit, bekaya, yuhyi, ezele, ezel, ebede bakıyorlar. Aynı zeminde cereyan ediyor birbirlerine. Şimdi, yuhi ile yümit arasındaki mesafe ne kadar korkunç var, hiçliğini bilende ne kadar kalkmıştır. Aynı şey. Yuhi de esma, yümit de esma, aynı. Yalnız işte bu hakikatlerin esma donduruyoruz. Dondu, 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 odun, buz, ceset, aynı. Odun, buz, ceset. Üçü de aynı.
çekirdek ağaç diyor üstad. Çekirdeğe benzer. Şimdi bir hakikat güneşi geliyor, buzu suya dönüştürüyor. Hiçliği hiçliğe çarpıştırıyorsun, kirbit odunla çarpıştırıyorsun, nur çıkıyor. Evrat, eskar ve hiçliğini bilerek, ibadet yaparak, hiçliğini bilerek, ibadet yaparak kendi şeyini çıkartıyorsun. Varlık ve hiçlik arasındaki farkı, kendini tanımlıyorsun. Hiçliğini bilmek bu anlattıklarım. Yani bakın, ahiret yok değil mi? Şu anda hiç ahiret yok, dünya var. Ama böyle konuşuyor, ahiret buradaymış bak. Hiçliğini ortadan kaldırdık, var oldu. Ahiret nerede? Dünya neredeyse oradadır. Nur nerede? Odun neredeyse oradadır. Su nerede? Buzdadır. Ruh nerededir? Cesettedir. Şu anda sonunda değildir. Hiçliğini bilmek bunu tefekkür etmeyle başlıyor. Tamam? Hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Evet, hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin diyor. Devam edelim. Daha 1,5 sayfa var. Bu kadar durmayayım istersen. Terklerin nispetine huzur olurmuş. İbadetle değil. Takma neydi? Meniyattan ve bir tane de var ya, meniyattan ve meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Nerede yazıyor? Nerede? Kasam 148. Bak, meniyattan ve günahlardan. Günah tamam, anladık. İçki içmek günahtır. Zine yapmak için. Meniyat nedir? La ilahelerdir. İlahlaştırdıklarımızı terk edeceğiz. İllallah olacak. La ilahe. Yani terkleri yapacağız. O zaman huzur oluyor. Terk kim yapıyor? Bu yapacak. Terki bu yapacak. Eylemi bu yapacak. Akıl ne kadar, dima ne zaman çalışır akıl demeyeyim? Terklerle, terklerin nispetinde. Cep telefonuyla uğraşıyorsun. Onunla, bu televizyonla uğraşıyorsun. Bu çalışmaz. Ne yapıyor bu? Gördüğünü düşünür, kokladığını düşünür, tad aldığını düşünür, dokunduğunu düşünür. Çalışmaz. Çalışma bu değil ki. Gelen verileri analiz ediyor. Bu çalışmak mıdır? Dima ne kadar bundan uzak? Arabadan, kadından, şundan. Yani olmasa haram demiyor. Seni gömen, sana mezarlık olanlardan, menhiyattan, nehyedilenlerden. Putlaştırma, birbirinizi ilah etmeyin, ilah edinmeyin. Nefsin 4 hat ve sine mazhar olup, yani 4 tane menhiyat var. Nefs, o 26. sözün, değil mi? Hat ve var ya, 4 hat ve. Menhiyattır o. Ve kaderin işlemesi için öyle çalışıyor. Onlar terk edilmesiyle kader işliyor. Kaderden dem vurabiliyorsun. Dima, bak, huzurun hiçliğini bilmek terklerle mümkündür. İbadetlerle değil. Sabaha kadar namaz kıl, sabaha oruç tut. Olmaz. Hiçliğini bilme olmaz. Hiçliğini terklerle. Helal ve meşru olanları da terk edeceğiz. O seviyesi var. Terklerin nispetine huzur olur. E bununla oynaşıyorsun. Ondan sonra. He neydi ya Mehmet abi? Hiçlik nasıldı abi? He? Ve hiçlik zevk edeceğiz şimdi. Öyle mi abi ya? Tamam. Abi bir resmini alayım senin. Haca giden ömreni gecik. Ümre mi yapmak istiyorsun samimi? Ciddi misin? Telefon götürme. Ha git o zaman. Abi bir dakika dur öyle. Kabe'nin karşısında dur. Artistlik mi yapıyorsun, film mi çekiyorsun sen? Nasıl bir halette gidiyor? Bir halet mi olur? Elinde cep telefonu olanın hac aleti olmaz. Halet olmaz, halet. Eylemin olabilir, onu bilmem. Hac haletin olur. Bir dakika, neredeyim biliyor musun? Ne diyorlar ona, çıkma, kendisi çıkmaya? Selfie. Ne? Selfie. Tam neredeyim biliyor musun? Kabe'nin karşısındayım. İstersen bak.
artist film çekmeye gidiyor. Filmini, kendi filmini. Artistler de devletleri değiştirmiyor mu? Yöreleri değiştiriyorlar. Niye? Film ayrı bir manzara olsun. Aynı yerde film çevrilir mi ya? Sağda top sahasında film olur mu? Köylere gideceksin. Film çekiyor. Haç haleti nerede? Haç hal, haca gitmek isteyenler cep telefonu götürmesinler. Hah, hakikaten haca gidiyor. Peki, abi biz o kadar da değil. Siz konuşuyoruz, koyuyoruz. Tavafta telefonu çıkartıp konuşuyor musun? Tavafta resim çekiyor musun? Safa Merve'de telefonla konuşup resim çekiyor musun? Resim çekiyoruz. Hangi aletten bahsediyorsun? Hangi alet? Hangi aletten bahsediyorsun? Terk yok ki. Haç olsun. Terk lazım. Haç nasıl olacak? Şey Erdin çeker misin? Erdin sen de gel. Ahi. Çek bir tane bizi. Haç aleti. Lan ha büyükler haç aletini yakalamakta zorlanıyor da sen artistik yaparak haç aletini yakalayacaksın. Terkler bu kadar mühim. Terkleri olmayanı ne hacısında bahsediyorsun? Ha usulüne uydu. Merhamet ilahiye kabul eder etmez bilmem. Ama usulü şeriata zıttır bu. Böyle bir halet olmaz. Haç terktir mi? Terklerdir. Niçin terk ettiğinde ihram giydi çıplak yaptı seni? Haç kendisi terktir. Telefonla gitmek değil, elbiseni bile çıkarttırdı sana. Çırıcı, don bile yok. Terk değil mi? Hangi haletle Safa ve Merve'de su arayacaksın? Yokluğun varlığı değil midir o? Aslına dönüş değil midir? Olmayan suyu olmayan yerde arıyor. Kim? Kara ve bir köle bir kadın. Onu düşünsene. Kara ve köle bir kadının hareketi din mi olur? Din oldu işte. Çünkü öyle bir halet taşıdı, bize din oldu. Bismillahirrahmanirrahim ve Musa inne rabbille gafurur rahim. Nuh aleyhisselamın duası sahile çıkınca. Bunu Allah bize ayet yaptı. Muhammed ümmetine ayet yaptı ama beşeri bir kelamdı. İçerisine Cenab-ı Hak ilim, irade, kudreti koydu. Kelamla paketleyip bize gönderdi. Çünkü niye? O kadar ihlaslı söyledi. O İbrahim Aleyhisselam'ın çocuğu, karısı değil miydi? Kimiydi o annemizin adı? Kara, zayıf ve siyah. Köle bir kadın. İsmail'in annesi neydi? Hacer. Bir bak, iyi dikkat et, basama. Köle, kara, zayıf, aciz bir de kadın. Kadına, kadının davranışı din olacak bana. Safa ile Merve arasında gidip geliyor. Muhammed ümmet onun nasıl bir halet ki? O halet bize haçta bir rükün olmuş. Sen de orada fotoğraf çekiyorsun. Çeker misin? Kayalıklardayım. Tamam. Bu takkemi anlat. Yokun yokunda bir gayret var ya. Yokun yokunda gayret olur. Varlık içinde yokluk arıyoruz. Araba aşağıda, villada. Kardeş, bir içtik dersini yapsana ya. Bitti abi, hadi. Hak ettik, bir boğaza gidelim hadi abi falan. Onun şey, her dersten sonra bak, siz bakın, ben mi uyduruyorum? Konumuz değişti. Hemen keseceğim, uzatmayın. Dersten sonra peynir keser gibi dersin dışına bir insan nasıl hemen konuşmaya girebilir? Bu dersi yapıyoruz. El Fatiha diyoruz. He Mehmet ne yaptın ya? O işi nasıl yaptın? İşe gittin. Telefonu verdin mi sen? Arabanı ne yaptın? Değiştirdin mi arabayı? Biraz önce hiçlikten ders yapıyorduk. Bir anda o peynir kesiminden sonra bu zulmete nasıl geçtin? Çünkü derste değildin ki. Eğer paketinde böyle bir şey olsaydı hemen dersten sonra Fatiha'dan sonra da o hız böyle inerdi. Uçak hop indiği gibi. Böyle inmiyor ki. Leylim ley. Terk edemeyişimizden. Bir tanesi size bakayım bir şey söyleyeyim. Bir tanesi WhatsApp'ta bir görmüşsünüzdür. Şeyden sormuş.
Kazakistan'dan, sizin oradan değil, Kazakistan'dan bir vakıf sordu. Büyük abi bana sordu diyor, madem Hasan abiyle alakan var dedi, ona sor dedi. Vakıflar niye vakıflığı terk ediyor? Vakıflar niye vakıflığı terk ediyor? Terk ediyor dedi. Terkleri yapamadıkları için terk ediyor. Terk yapacaksın. Bak çocuklar burada kalıyor değil mi? Bazen dersten geliyorum. 1'de 2'de çok geç geliyorum uzaktan. Benim girdiğimi bilmiyorlar. O ikinci katı bazen kapıları açık oluyor. Bir bakıyorum yatağın içine girmiş. Telefonla oynadığı, yatağı örtmüş ya şey yorganı. O ışık karanlıkta yorgandan dışarıya çıkıyor. Yorganını kaldırsam rezil olacak. Yapmasam bir türlü. Tekrar dışarı çıkıyorum, gürültü yaparak yiyorum. Hemen tabii söndürüyor. Moduna geçiyor. Ya. Abi biz dershanede kalmıştık. Niye böyle oluyor sıkıntı? Terk. Abi haca gittim. Gittim geldim ne değişti? Ticarete gidiyorsun kardeş. Allah Resulü başına demez. Bazıları ticarete gider. Bazısı seyahate gider. Bazısı da söylesinler diye. Bazısı da hacı anne desinler. Hacı baba desinler diye gidiyor. Neyse terk. Terkten dolayı girdim. Uzatmadım. Terklerin nispetine huzur olur. Hani günahı terk et. Ben sana ulvi ve ruhani lezzet vereceğim diyor ya Allah'a. O günahı terk et. Bir şey yapmıyorsun. Geliyor haram. Yüzünü çevir diyor. Ondan alacağından daha fazla ben kalbine huzur vereceğim diyor mu Cenab-ı Hak? Haramı terk etmesinde o benim için terk edene ondan alacağı lezzetten fazla ben lezzet vereceğim diyor ruhani. Ha, onun adı huzur. O zaman nedir bak? Terkte huzur vardır. Hani günahı terk et, bir de okuyorum. Hani günahı terk et, ben sana ulvi ve ruhani lezzet vereceğim diyor ya, huzurda terk edecek bir şeyin kalmasa zat tecelli ediyor demektir. Samet, Ehad isimleri sende belirlenişleri var. Terkte. Kulu Allahu Ehad, Allahu Samet. Bak, Kulu Allah, Allah. Allah ile başladım. Kul huvallahu ehad. Küllehu küfüven ehad. Ehad ehad. İki ehad arası. Ama bu ehadlara Allah ile giriyor vesaire. Şimdi bu iki ehad arasındaki aynayı samettir insan. Terklerle insanda ehad ve samet aynası en cami bir ayna olur. Diman aynada, ayna olması. Allah'ın ehadiyetine ve samedaniyetine. Bak, Samet, Ehad isimleri sende belirlenişleri var. Bunlar huzur esması olmazlar. Huzur esması zatı tanımlayan esma olmalıdır. O da Besmele'deki Allah'tır. Demişim kendime. Ehad'dan önceki isimdir. İhlas Risalesi'nde ve İhlas Suresi'nde. Kul huvallah, vallah, Allah, ehad, ehad. Ehad'dan öncedir. Ehad değil huzur esması. Allah ismini azami derecede pazar olmak. Bütün isimlerin cemidir. Çünkü huzurda bütün isimlerin nihayet noktasıdır. Bu dediğim doğru değildir. Yanlış da değildir. Doğruyu bulmaları için söylüyorum. Anladınız, kafanız karışmasın. Benim anladığımdır bu. Risale-i Nur'u açıp okudum değildir. Risale-i Nur'dan anladığımdır. Senelerce tefekkür etmiş. O kadar zorladı ki beni. Bu sesi kalması gerekiyor çünkü. Yani ismi yazan hani... Herkese göre farklı oluyor ya. Yani o niçin açıklamada yaşanabilir olduğunu Risale-i Nur, senin ve benim anladığım kadar olmadığını, hususi kalma, oku oku sana kalsın, bu sefer ülfet belası oluyor. Böyle seni
başka tarafın oyalıyor ve ufkunu açıyor. Allah Allah diyorsun, gayrete geliyorsun. Üzerindeki ülfeti kırıyor bu. Hususi kalsa ülfette kalıyorsun. O zaman niye söylemediler yani, açık şudur. Mesela üstad derdik o zaman. Onun üstadın isimleri belli ya. Mesela Geylan'ın ismi belli değil mi? İmam Azam belli değil mi? Risan hangi ismi isim ve mazardır diyor. İsmi Rahim ve Hakim. Ondan sonrasını bırakmış. Herkese göre değişir diyor. Ondan diyorum ki bu bana kesin, benim için kesindir. Ama benim ismi Azmanımdır. Allah ismi Azam. Allah isimdir yani. O Esma'daki, Esma-i Hüsna'daki Allah ile mahiyet-i zatiyedeki Allah değil bu. Esma-i Hüsna'nın, Esma-i Hüsna'nın kaynağı sıfat değil midir? Sıfatın da kaynağı şunat, şunatın da mahiyeti zatiye. Bu Allah ismi, bu Allah ile şey değil yani, bu Allah değil bu. Bu esmadır da, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim isim olduğu gibi Allah da isimdir. Ama ism-i azam olduğu için birisine takılamaz. Rahim takılabiliyor, Rahman takılıyor, Allah takılmaz. Çünkü zatı isimdir. Ötekisi fiili esmadır. Esma-i fiiliyedir. Emirdan'da anlatıyor ya. 96 mıydı? 97. He? 97. 97. Buradan okuyayım. O da Besmele'deki Allah Celle Celaluhu ismidir. Bu Allah ismi mahiyeti zatiye değil. Bu da esmadır. Diğer esmalar gibi. Yalnız bu Allah ismi zatı anlatıyor. Esma olan Allah ismi mahiyeti zatiye işaret ediyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim'deki o Allah ismi mahiyeti zatiye işaret ediyor. Rahman ise zata işaret etmiyor. Allah zata işaret ettiği için ism-i azamdır. Ötekisi efal alemini işaret ediyor. Aşağıya. Ehad ismi bütünü sana cem etmiş. Bütün isimlerin cem hali. Ehadiyet. Hiçliği anlatmaz bu. Ehadiyet. Hem mesela Samet ise aynedarlığını anlatır. Hiçliğini anlatmaz senin. Samet. Kul vallahu ehad. Ehad. Allah Samet. Senin aynedarlığını anlatıyor. Hiçliğini anlatmaz bu. Sana hiçliğini anlatmaz. Yani hangi isme koyarsan koy, sende bir belirlenişlik yapıyor isimler. Ehad de bütün isimlerin cemi. Samet de bu aynı darlık. Yani sende bir şey gösteriyor. Hiçlik değil bu gene. Ama Allah deyince sende bu yok işte. Allah'lık var mı sende? Yok. Ancak aynı darlık var. Ama aynı Samet var işte. Aynı Samet olmak kolay iş değildi. Aynısın yani. Ehadsın, mulevinsin. Yani muleviniti aynı şey girsin. Ama Allah'ı iş yapamıyorsun işte. Biraz karıştı mı? Çok tuhaf. Yok. Yani. Normal. Peki. Allah bir şeyi belirlemediği için hiçliğin ismi azamı olmuş. Bir şeyi işaret etmiyor. Yani varlık adına, zata baktığı için. Hiçlikte yani. He? Hiçlikte yani ismi azam. Evet, hiçlikte. Mülevin seni renklendirmiş. Hala sen varsın ama. Öyle bir esmaya mazhar olacaksın ki ben de hiçbir şey bırakmamalı. Yani hiçbir belirlenişim, aynedarlığım, sanat, cilve, cemal ve sanat tarafımda olmamalı. Çünkü Esma-i Hüsna bize cilve, cemal, nakış, sanat olarak ifade eder. Hay beni diriltti, vücuda çıkarttı, hiçlik değil. Bak, hay ism-i azam hiçliğini bilmek şey değil. Çünkü seni çıkarttı vücuda. Mesela hayat ism-i azamdır. Kardeşim ism-i azamın altı nurundan bir nurdur. İsmi azam değil. Ferdun, kayyumun, hakemun, addun, kuddusun. Bir tane atladın mı? Ha? Ferdün, hayyun, hakemun,
ve ferdun hayun hakemun kayyun hakemun adlun kuddus. Altı mı? Bunlar için ismi azam mı diyoruz tadında? İsmi azamın altı nurundan bir nuru, üç nuru, beşinci nuru diyor. Peki ikinci lemaya geç, şuaya geç. Bu bütünü altı tane ismi cem edip ismi azam şöyle diyor. Allahu ehad diyor. Allah'a hayat niye? Zata işaret ediyor. Allah, Allah'a şey yapıyor. Ehad ise onun en cami aynısı insan. Allahu ehad. Güneşin yedi tane ziyası gibi. Onlar yani ayrı ayrı düşünsen güneş olmuyor. Aferin. Birleştiği zaman güneş oluyor. Güneş oluyor. İsmi azamda yedisi birleştiği zaman yani o altısı birleştiği zaman. Çok ilginçtir. Beyaz diye bir şey yok, renk yoktur. Yedi tane farklı renklerin, tonların aynı seviyede bir araya gelip hamur yaparsan beyaz oluyor. Güneş tane fotonu var ya fotonu. Fotonu da yedi tane renk var. Onun içinde beyaz yoktur. Var mı? Beyaz yoktur. Ehli fizikçiye sordu. Beyaz nedir? Yedisinin bütünsel bir halidir. Farklılık hali nedir? Kristale bak dedi bana. Niçin mavi, kırmızı, yeşil, bordo kırılınca hepsini bütün şey yapamıyor. O fotondan bir parça. Mordur, şudur, budur. İşte Allah-u Ehad, Allah zaten işaret ediyor. Ehad onun en cami aynesi olan işaret ediyor. İkisinin cemi Allah-u Ehad ismi azamdır diyoruz. Hani demiyordu? İkinci şu adam. İkinci şu adam. Yedincisi, yedincisi diyor. Ne diyor biliyor musun? İsmi azamın ne diyor? Yedincisi mi diyor? Yok. Yani. 199 Kastamonu'da diyor ki, hakikat-ı İslamiyet diyor. Nasıl ki altı tane iman esası? Altı. İslam esası bir. İslam esası beş tane ya. Onu tek kabul et. Beş tane İslam esası bir. Bir. Altı tane de iman esası kat yedi. Buna hakikat-ı İslamiyet denilir diyor. Bunun da diyor şeyi kaynağı Allah-u Hak'tır. Şimdi bir daha okuyayım burayı. Hangi isme koyarsan koy kendini, sende bir belirlenişlik yapıyor. Sende bir şey ifade ediyor. Mesela Mulevi seni renklendirmiş. Musafir tasvir etmiş. Mukadir takdir etmiş. Tamam mı? Şekiller, hesap yapmış. Sende hiçbir şey bırakmamalı o ademi esma, huzur esması. Huzur, hiçliğini bilmeden ortaya çıkan. Huzur da olabilmesi için terk edeceğin bir şeyin kalmaması lazım. Daha gidiyor tabii nihayete. O zaman sana vurduğu zaman esma sende bir belirleniş değil. Her şeyini yok etmesi lazım. Mesela Mulev'in renklendirmiş. Bak bir şey yapmışsın. Samet aynadarlık yaptırmış sana. Öyle bir esmaya mazhar olacaksın ki ben de hiçbir şey bırakmamalı. Yani hiçbir belirlenişim esmaya aynı darlık olunca esma bize dört şekilde tecelli eder. Cilve, cemal, nakış, sanat. Cilve, cemal, nakış, sanat. Tamam mı? Ha, esmadan öyle bana bir esma olacak ki ne cilvesi olacak bende, ne cemali olacak, ne sanatı olacak, ne de cilve, cemal, nakışı olacak. Hiçbir şeysi olmayacak. Bana tecelli edecek ama her şeyim yok olacak. Kendisi de olmayacak. Bana tecelli edince bende bir şey bırakmayacak. Bırakmayacak, bende bir şey belirletmeyecek. Hiç olmuyor. Hiçliğini bilmek. Bir şey bildin, gene olmadın. Hiç olacaksın. Hiç ender, hiç. İkinci hiç olacaksın. Bu hiç dediğimiz şey zamandan ve mekandan ayrı olmak. Tabii. O zaman bir şey değil ki. Yani hiçbir belirlenişim, aynedarlığım, sanat, cilve, cemal ve sanat tarafım olmamalı. İşte bunun adı hiçliğini bilmek. Yani artık terk edecek bir şeyin kalmaması. Hiçliğini bilmek de bilmek olduğundan, hiçliğini bilmek, bilmek olduğundan bundan daha öteyidir.
Bildin. Ne bildin? Hiçliğimi bildin. O da bir bilmektir. Onu dağıt. Hiç. Hiç ender. Hiç. Hiç varlıktan sıyrılmak. Bu hali kazanmak enderdir. İşte, ha, bundan da sıyrılmak. Çünkü hiçliğini bilmek de bilmektir. O da bir varlık. Ondan da sıyrılacaksın. Hiçliğini bilmekte, bilmekte olmamak. Bir de okuyayım şunu. Hiçliğini bilmekte, bilmek olduğundan bundan daha öteye. Hiçliğini bilmek de olmamalı. Hiçliğini bilmek de olmayacak. Bilme de olmayacak. O zaman hiçliğini bilmek kurbiyetin nihayet hududu. Hiçliğini bilmek, hiçliğini bilmektir ya. İyi dinleyin, bu çok önemli. Kurbiyet ve akrabiyete gireceğim. Daha acayip bir yere gireceğiz şimdi. Eğer şeyse, müsaitseniz, yoksa girmeyeceğim. Tornis yapacağım, viraj alacağım. Bak, hiçliğini bilmek, bilmek değil midir? Ha, bu kurbiyettir. Kurbiyetin bittiği yerde akrabiyet başlar. Kurbiyet de akrabiyeti söyleyeyim. İnsanın güneşe yakınlığı kurbiyettir. O 150 milyon kilometre nasıl mesafe alacaksın? Güneşe bize yakınlığı akrabiyettir. Çünkü bizi delip geçmiş. Allah'ın bize yakınlığı akrabiyet, bizim Allah'a yakınlığımız kurbiyet. Hiçliğini bilmek kurbiyettir. Bak iyi dinle. O zaman hiçliğini bilmek kurbiyetin nihayet hudududur. Ondan sonra akrabiyetin inkişaf olup hiç ender hiç oluyorsun. Akrabiyet başlayınca ender. İkinci hiç oluyorsun, kimse kalmıyor. Hiçliğini bilmek kurbiyettir. Kurbiyetin nihayet hudududur. Değiştiriyorum. Kurbiyet değildir. Kurbiyetin nihayet hudududur. Kurbiyet bitiyor. Kişinin Allah'a yakınlığı, ondan sonra Allah devreye giriyor. Sende hiçbir medhalin yok. Yani akrabiyetin devreye girmesidir. İkinci içlik. Hiç ender, hiç. Ondan sonra akrabiyetin inkişaf olup hiç ender, hiç oluyorsun. Hiçliğini bilmek senin varman gereken son hudut. Senin varman gereken son hudut. Hiçliğini bilmek. Kurbiyet. Daha bitmedi bak. Senin varman gereken son hudut. Hiçliğini bilmek. Ondan sonraki hiç ise seninle alakası yok. Akrabiyet-i ilahiyenin inkişafı ile Celbi Rahman sırrıyla bilmekten öteye hiç oluyorsun. Yani seni hiç o yapıyor. İkinci hiç o yapıyor. İşte bütün hiç olmak, usta diyor ki bütün hiçliğimi bildim. İşte bütün hiç olmak ve akrabiyetin seni yapılandırıp almasında ortaya çıkan huzur halinin ism-i azama Allah ismi denilir. Bu benim zannım. Senin hiçliğini bilmek, bir bilmek olduğundan bunun nihayet hududu kurbiyetin. Senin Allah'a yakınlığın son hududu. Sen misin diyor Allah, hiçliğini bildin, her şeyi benim namıma, benim adıma her şeyi masvallah'tan çıktın. Her şeyi terk ettin. Terk edecek bir şeyin yok. Bu diyor senin kurbiyetin son hudududur. Ha, sen mi bana bu kadar adım attın? Şimdi sıra bende diyor Allah. Sen buradan sonra zaten yapamazsın. Kurbiyet bitti. Şimdi diyor akrabiyetini tecelli ediyor. O hiçliğini de bilmek, o hiçliğini bilmeyi de hiç ediyor. Seni alıyor. Bu akrabiyet ilahiyenin sendeki inkişafı İşte bu Allah ismini azami derecede mazhariyettir. Bunun adı da akrabiyetin inkişafıdır. Ama benim gibi böyle bir manyak veya kafadan eksik Allah ismini azami derecede mazhar diye denemeyeceği için dememişlerdir zannediyorum. Ama şunla kurtarıyorum belki yanlış anlar. Esma-i Hüsna kaynağı sıfat. Sıfatın kaynağı şuunat. Şuunatın kaynağı mahiyet-i zatiye. Allah deyince mahiyet-i zatiyedeki Allah değil. Rahman ve Rahim'deki Allah. Ama bu Allah, Rahman'da farklı oluşu, bu Allah zata işaret ediyor. Rahman ve Rahim zata işaret etmiyor. Efal alemine işaret ediyor. Rahim ruha ve ahiret işaret ediyor.
Rahman dünyaya işaret ediyor. Allah ise zata işaret ediyor. Şimdi ey kulum sen hiçliğini bildin. Artık terk edecek bir şeyin kalmadı. O senin kurbiyetin sonu oldu. Ha, ben şimdi akrebetimi sokuyorum. Akrebetimle o hiçliğini bildin ya, bilmek kaldı. Her şeyi terk ettin, bir zanların kaldı bilmek. Onu da sil, onu da ben sileceğim çünkü sen silemezsin ondan sonra. O tekrar sen o tecelli edince akrebet oluyor. Akrebetin mertebesi de sende Allah ismi azamın, Allahu ehad ismi azamının, hani ustadın dediğini diyeyim, Allahu ismi azamının sende çıkışı, ortada çıkması. Artık aynadarlık da değil, nasıl bir şeyse. Cinsellikte lezzetin hakikati da bu cinstendir. Cinsellik niye lezzetlidir? Sıyrılıyorsun yani dünyadan, düşüncelerinden, zanlarından, dertlerinden, ondan sonra sıkıntılarından geldiği gittiği çeksene. Cinsellik anında bunlar olmadığı için lezzettir. Aslında sıkıntı varlığı terk etmekten hasıl olan bir lezzettir ki lezzet hakiki değildir. Lezzet odur ki bir şeyi terk etmekten ortaya çıkan olmasın. Hiçbir şeyde yapmadan olsun. Cinsellik ise bir terkten hasıl olandır. Mesela hiçbir şey terk etmeden olan lezzet, mesela imanın lezzeti, vücudun lezzeti, kemalin lezzeti diyor 32. sözde. Cinsellik de lezzetin hakikati bu cinstendir. Yani seni bütün belirlenişlerden koparıp çıkaran, seni aslına taşıdığı için aslında mulakki olduğundan, aslına sen nereden geldin? Hangi alemlerden geldinse o yolu kullanarak aslına doğru hareket ettiriyor. Ama ilk startı, ilk hareketi cinsellik veriyor sana. Geldiğin yollarla ayna gidiyorsun. Bu aslına mulakki yaklaştırdığından dolayı ne kadar yakın olursan olduğun için, aslına yanaştığın için geldiğin yolları kullanarak bütünleşme aslında sürecini başlattığı için lezzetlidir. Aslına seyahat ettiğin için lezzetlidir. Memleketine gidiyorsun. Ahirete gitmek büyük zatlar böyle cinsellikten daha üstün işte. Şeydir diyor, düğün gecesidir, ne? Ağaç, şebi arız. Bunu birileri cisimle, bedenle yapar, başka birileri fıtri, hissi, bir derecede şuhudi, esmaya. Yani aslında seyahat iki yolladır. Bir, cinselliğin kazandırmış olduğu haletle aslına merak edip, aslıma gideceğim diye sana bunu uyandırıyor. Veya bu yolu kullanmadan tefekkürle varıyorsun. Yoksa Allah bu cinselliğe 5-10 dakika lezzete yaptırıp ondan sonra ebedi ve ezeli hayatın, sonsuz ahiret hayatını berbat edecek hanım ve çocuk mesuliyetini sana yüklemezdi. Sırf bir tuzak gibi olur. Yani 8-10 dakika bir lezzet için bu kadar mesuliyet bunun üzerine yüklenmez. O zaman bu cinsellikte çocuk olma maksadı yapılmamıştır. Kul takip edilmemiştir. Çocuk için bu sistem kurulmamıştır. Aslına seyahat etme sürecini sana kazandırdığı için, aslını merak ettirdiği için, o alemlere hissen geçtiğin için bu çok değerlidir. Ondan mesuliyetleri Allah bize yüklemiş. Mesela 8-10 dakika için 80 sene bir çocuğun mesuliyeti yüklenilir mi? Ama eğer bu kurulumu, bu sistemin çalışması bunun için olursa değmez. Seni bir yere taşıdığını ve o taşıdığı hal niçin sana keyif veriyor? Çünkü evden sıyrılıyorsun, odadan sıyrılıyorsun, arabadan sıyrılıyorsun, o anda hiçbir şey yok. Düşüncelerden çektir, senetler gitti, gelmedi vesaire. Bu ne demektir? Ruhu, Adem Safiullah, saflaşıyorsun. Ama bu ona sebebiyet verdiği için lezzetli oluyor. Bu birinci yol, aslına seyahat. Aslını merak etme, aslını oraya. İnsan sorar da bu lezzetin aslına gidin. Ha, ikinci bir yol var. Bu yöntemi kullanmadan tefekkürle. Tefekkür terk etmeyle insanda ortaya çıkıyor. Ne kadar terk edersen, telefonu terk et, interneti, arkadaş dolaşmayı, ha ha ha, hu hu, lakara lukara, şunları bunları. Yani
Tertler nispetinde tefekkür olur sende. Tefekkür nispetinde aslına yakınlaşırsın. Adamın kafasında yatakta 100.000 tane iş var, kurgulamış. Çektir, senettir, baraj olacaktır, araba gitmiştir falan. Bu adamın da cinsellikten lezzet alamaz. Böyle bir duygusu da olmaz. Lezzet ruhaniyeti derslerde cinsellik çok aşağıda kalır. Çok basit. Mesela 2 saat 40 dakika ders yaptık. 2 saat 40 dakika cinsellik mi oldu? Tövbe estağfurullah. Bak, dima dersi yaptık. Aşağıda kaldı. Hiçbir şey değil ki. Bilen insanlarsınız. Evli baktı insanlarsınız. Dima dersinin son 10 dakikasını düşün. Dima için son 10 dakika, 20 dakika, yarım saat mi? Belki de fazla değil mi? Yarım saatin, dima için son yarım saatine bak bakalım. Nereye ben? Bak bakalım. İşte bu işte bu, hiçliğini bilmek. Cinsellik neymiş ki? Ondan daha kaliteli olmasaydı bize bunu terk ettiremezdi. Ben bu hani hiçenler için bütün mevcudatı birden isterim. Bu nasıl olur? Yani bu bizim yürüme yöntemini öğretiyor. Ben öyle bir şeyim ki bunlar var ya, şunu o imanı şuur 6 talimanı anlatıyor. Şu ondan sonra terkleri, bunu terk et. Şöyle terk et. Anlatıyor. Hiç ender hiçim ama yani bunların sahibi değilim ama bütün mevcudatı umumen isterim. Böyle bir yöntem var, tamam mı? Böyle insanın sistemi çalışıyor. Bunların arkasına geçilecek. Aynı üçüncü sayt. Aynı damlıklar da sanki hiçliğin içinde. Tabii tabii. Mesela aynı İsmet oradan da çık ya. Artık bir şey kalmıyor sende. Ama bu ders tabii değişik bir şey tabii. Bu normal bir şey değil. Ustadın hiçliğini bilmek. Niye bunu o iş yaptı? Yani kendine vücut rengini verme. Onun mevcudatını umum istenir. Ne olacak? Bununla çatıştık gibi. Değil mi? Hiçliğini bilmek. Kendine vücut rengini versene, Adem'e düşersin. Burada da mevcudat isterim. Tefekkür. Yani insanı anlatıyor o. İnsan odur ki, insaniyet onu alakadar etmiş bütün varlıkla. Münadim ol ki vücut olasın değil mi? Evet, münadim ol ki vücutun. Vücudunu mücidine terk et ki var olasın da. Bunu birileri cisimle, bedenle yapar. Başka birileri fikri, hissi bir derecede şuhudi esmaya tefekkürle başlar. İlerler, hisse dönüşür. Bunları tefekkür ede de. Niye abi bunları çok konuşuyorsun ya? Hiçliğini bilmek, Adem'in bilmek, hiçliğini bilmek, hiçliğini bilmek, Adem'in. Adem, hiçliğimi bilmiyorum, hiçliğimi bilmeye çalışıyorum. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Bunlar niye çok konuşuyor ustad da? Veya ben de niye papağan gibi çok şey yapıyorum? Fikir ede tefekkür. Tefekkür ede edince hisse mal oluyor. Yani dalga, su yumuşaktır. Deniz yumuşaktır. Sahil, kaya, kayalık, dağ, taştır, serttir. Vura, 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 vura. Oyuyor değil mi? Yumuşak, serti oyuyor. Tefekkür ede his oluyor. His oldu mu? Bitti artık. Ben size tahtisi nimetlerinden diyorum. Bunları konuşa, ders yapa, sizin gibi bir fikir sahibi değilim ben. Şükür için diyorum. Yaşanabilir göstereyim ki size de ufuk olsun. Zarar olursa bana ait olur. Bende kısmen bu fikir hisse dönüşmüş. Kısmen yani. Bu toprak unsuru hiçliği en fazla masal olmuyor. Evet, toprak hiçbir belirleniş olmadığından bütün her şeyi neşinemalandırmış. Bunu kısmen ne kadar hiçliğini hisse mal olursa konuştuğu söz iksir gibi yapışır karşıya. Gözüktüğü zaman rahatlarlar, konuştuğu zaman hiç konuşmasa bile, gözükse bile rahatlıyor adam. Kim? Bu hiçliğini tefekkür edip kısmen hisse mal olmuş. Ne kadar ise mal olmuşsa o adamı karşıyı değiştiriyor. Çünkü döllüyor. Karşıyı döllüyor. Onun şurada diyor da abi. Said diyor tam toprak gibi mahfiyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki risaletin nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Diyor. Sayfa kaç? 18, Kastamonu. Kastamonu, evet. Hiç yani karşı dölleyebilmesi için, etkilemesi için dima arı duru, tertlerle olmalı. Kalbini, aklını, yani dimağın etkilemesi için tertlerim olmalı. Kalbim kalbini etkilemesi için ubudiyetim olmalı. Çünkü kalp iki şeyle çalışır, zikirle, ibadetle. Dima, tertlerle. Otomatik kendisi çalışıyor ondan sonra. Terk ettim,
Yani zerret kadar kullandım. Ondan sonra dimağ sakinleşiyor. Yani televizyona sabaha baktın. Hangi kafa tefekkür edecek ki? He? Olur mu öyle bir şey? Zaten orada sanki dimağ hemen kendi isteğine soru soruyor. Ben bunu niye terk ettim? Otomatikmen bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ya. Mesela gece diyor, duygular kapanınca diyor, rüya bahsi mektubatta, 28. mektupta. Duygular kapandı. Ruh uyumaz ki. Uyku bedenseldir. Onun için gelene uykuyu kabul etmiyor, gaflet kabul ediyor. E şimdi duygular kapanınca diyor, ruh bedeni duygularla, göz kulakla bir şey yok. Yani bir dışarıya çıkamıyor. E ruh ne yapacak? Uyuması yok. Bu sefer bunlar kapandı, bu kapandı. Menfez arıyor. İçeride bir yol arıyor. Alem-i şehadetle bağlantısı kesilince o sırada alem-i gaybı bağlanıyor. Bağlanıyor, otomatik oraya bağlanıyor. Mesela diyor ki, cep telefonu senin kontrolün bitti diyor. Ancak acil için sana diyor, bazı istasyonu diyor ki, Vodafone'dur, Turkcell'dir, AVEA'dır, Turkcell'dir. Bak diyor, kontrolün bitti, benim oldu dağda. Kontrolün bitti. Ancak acil, 118 arayabilirsin imdat çağrına, ben kanal açarım sana. Kontrolün başka kim? Birisiyle görüşmeye değil, hayatiyetini inşa. Aynı bunun gibi, duygular kapandı. Ruh da diyor ki, kapandı ben uyumam, ne yapacağım? Acil alarm veriyor. Artık alemi misalin daireleri olan lef-i misaliye menfezler açılıyor. Tak tak oralara gidiyor falan. Oralarda dolaşıp bir sürü şeyler yapıyor. Ha, terkleri olan gözü açıkken de gidebiliyor alemi misale. Alemi misale gitmesi için büyük zatlar uyumasına gerek yok. Çünkü uyanmak için uyumalarına ihtiyaç yoktur onların. Uyanmak için uyumak gerekmiyor. Bizim içindir. Uyanmak için uyumak lazım. Abi senin sözün vardı. Bana bu benden değildir. Yani fikir geldiği zaman bu benden değildir. Ben bunu biliyorum. Bunun bana Allah'tan geldiğini de biliyorum. Bu hiçliğini bilmek, onun arkasına da geçip hiçliğin hiçliğini bilmek mi oluyor? Yok, mesela diyelim ki bir mana geldi. Mana geldi. Seni kandırabilirim ama Allah'ı kandıramam ki tabii. Bunu ben çok iyi biliyorum ki benim değil. Yani bende gözüken güneş vurdu ya. Benim parlaklık benden değil. Harici bir güneş. Ben bunu biliyorum, ondan geldi. Tamam. Onundur. O zaman vücut rengini vermiyorsun. Yani kendine şöyle vücut rengini vermemek, hiçliğini bilmek değil daha. Son paragrafımı okuyorum, son iki paragraf. Sen akrebiyet ilahiyenin son hududu, hiç ender hiç. Buraya geleni hiç ender, hiç yapmak için, yani ikinci hiç yapmak için, akrebiyet ilahiyenin son hududu olan hiç ender. Akrebiyet ilahiyenin son hududu olan hiç ender. Buraya müdahale ediyor akrebiyet ve hiç olan seni hiç ender, hiç yapıyor ikinci hiç. Birinci hiçi sen yaptın. İkinci hiçi Allah yaptı sana. Hiç olmayı becerene Allah ikinci hiç yapıyor. Birinci hiçlik kurbiyet, ikinci hiçlik akrebiyet. Hiç yapıyor. Birinci hiç kurbiyet, ikinci hiç ise akrebiyet ilahiye. Son paragraf. Bunu da Allah ismi azam yapıyor. Yani bu Allahu ehad yani. Bu isme azami derecede mazhar oluyorsun, ayna olmuyorsun. Mazhar oluyorsun. Ayna ile mazhar başka. Ayna olmak vücut veriyor sana. Mesela mulevin seni renklendiriyor. Allahu ehad seni renkten diyor, bir şey yapmıyor. Varı da kaldırıyor, ortadan kaldırıyor seni. Mazhar başka, aynı olmak başka. Bu isme dikkat et. Rahman, Rahim nasıl isimse Allah da isimdir. Mahiyet-i zatiyedeki Allah değil bu. Esmadaki Allah'tır. Onun için kutsiyet verip de estağfurullah, estağfurullah deme, bu esmadaki isimdir. Hayat ile mevti eşit. Beraber görmeye başladın mı, hiçliğine doğru ciddi adım almışsın demektir.
ölü, dirme, dirilme ile ölümü, yuhyi ve yumiti, tenkitle takdiri, gece ve gündüzü, vücutla ademi, dünya ile ve ahireti ne kadar eşit görürsen hiçliğin başlamış demektir. Hiçliğini başlamış insanlar görüldüğü zaman rahatlatır. Konuştuğu zaman görüldüğünü rahatlatır, hikmete yapar, tesir ederler. Çünkü dölleme makamına geçmişler. Yani bir derece hızırlık olur. Hızır karşıyı değiştiriyor. Peki, hiçliğini bilmekti dersimiz. 17. sözün sonundaki levhalara baktınız mı buraya yazarken? Söyle bakayım nesini? Hidayet, huzurun hakikati dünyalarına işaret ediyor ya. Evet. Tabii onları toplayarak bunları mesela önümüzde el huzurun hakikatını. Yani ehli gaflet, ehli huzurun dünyalarının burada işaret ediyor. Evet. Yani şu anda hangilerine baktım bilmiyorum ama mesela 18.05.2015'te yazılmış. Bunlar tabii kafayı kaldırıp da yazılacak şeyler değil. Akrebiye, kopiye. Bunlar hakim olacaksın. 17. sözün mevzusuna bütünlemesiyle bakıldığı zaman abi. İlk başta dünyanın mahiyetini ortaya koyar. O sonra dünyadan insanın nasıl bir hisse alınmıştır? İnsanın nasıl? İnsan bu dünyanın hakikatine, mahiyeti nasıl bir hisse almıştır diyor. Ha, hisse almıştır. Hani 5 tane orada söylüyor ya abi. Ve o kimse ki bu 5 hisseden hiçbir hissesi olmayan. Evet. Onun sonra işte bu levhaları veriyor işte. Sen ne kadar hisse almışsan senin levhan bu, senin levhan bu. Evet. Bir bu leva, bir bu leva, bir bu, bu, bir bu, bu. Yani dünyadan aldığın hisse ya. Evet. Yani bu, kazanın şeyi göre orada leva görebiliyor. Evet. Ondan sonra o biraz ehli gaflet, ehli huzurun arasında. O hiçlik değil o. Orası hiçlik değil. Huzur, müşahadetullah mazarı olanlardır. Tamam mı? Bu başka bir şey hiçliğini bilmek. Büyük evliyalar huzura mazar olmuşlar ama hepsi hiçliğini bilememiştir. Hiçlikten bahseden ben şimdiye kadar ilmi kelam alimleri de bahsetmiş de hangilerini tam bilmiyorum ama İmam-ı Rabbani Hazretleri var, Bediüzzaman Hazretleri var. Var tabi ilmi kelam alimleri de bahsetmiş hiçlik meselesini. Ama yani asıl imamlarından böyle en çok şey yapan bunlar yani. Tabi ulema bahsetmiş ya. Hiçliğini bilmek böyle oradaki ehli gafletin levası, ehli uzun levası bu hiçlik değil yani. Bu huzur, müşahadetullah mazar olanlar. Yani huzur esması var ya işte. Ama onun bir şeyi de Allah ismi. Allah-u Ahad. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha. Temassalâvâdî.